Bismillahirrahmanirrahim. Arapça Nahiv kitabımızın 5. dersinin alıştırmalar videosuyla tekrar birlikteyiz. Tedribatun alıştırmalar. Evvelen birinci alıştırma ayin el cümlel ismiyete isim cümlelerini gösterin ve el fiiliyete ve fiil cümlelerini gösterin ve uzkuru sebebe ve sebebini zikredin sebebini söyleyin şimdi burada bize verilen 11 tane cümleyi okuyacağız. Ve fiil cümlesi olanlara fiil cümlesi, isim cümlesi olanlara da isim cümlesi diyeceğiz. Bakalım. Bede başladı. Abdüllatif'i. Abdüllatif başladı. Es-savme oruca. Yani oruç tutmaya başladı Abdüllatif. Bu cümlemiz fiil cümlesi. Çünkü cümlemiz Bede'e bir fiille başlamakta. Muhammedun Resulullahi... Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Rasulüdür. Bu cümlemiz bir isim cümlesi. Çünkü cümlemiz Muhammed'un ismiyle başlamakta. Erkanul İslami, İslam'ın rükunları, şartları, Hamsetun 5'tir. Bu cümlemiz de yine isim cümlesi. Çünkü Erkanu ismiyle başlamakta. Şeribe Halidun, Halid içti. Şeribe Halidun, Halid içti. Bu cümlemiz bir fiil cümlesi çünkü şeribe fiiliyle başlamakta. İstakbele yöneldi el musalli namaz kılan el kıblete kıbleye yöneldi. Namaz kılan kıbleye yöneldi. Bu cümlemiz bir fiil cümlesi çünkü istakbele fiiliyle başlamakta. El musafiru yolcu yedhulul mat'ame lokantaya giriyor. Yolcu lokantaya giriyor. Bu cümlemiz de bir isim cümlesi çünkü el musafiru ismiyle başlamakta. Eşkelül <laughs> hayvanati hayvanların şekilleri hayvanların şekilleri muhtelifetun farklıdır, çeşitlidir. Bu cümlemiz de yine bir isim cümlesi çünkü eşkalu <laughs> ismiyle başlamakta. Edde <laughs> esaimu oruç tutan kimse esaimu oruç tutan kimse edde eda etti yerine getirdi el fıtri fıtır sadakasını verdi yerine getirdi bu bir fiil cümlesi çünkü edde fiili ile başlamakta el muslimu müslüman ehul muslimi müslümanın kardeşidir müslüman müslümanın kardeşidir bu cümlemiz isim cümlesi çünkü el muslimu ismiyle başlamakta el amelu daririyun amel zaruridir, gereklidir. Likulli insanin. Her insan için amel yani çalışmak zaruridir, gereklidir. Bu cümlemiz bir isim cümlesi. Çünkü el amelu ismiyle başlamakta. Levnul ezheri çiçeklerin rengi ahmeru kırmızı ve asferu ve sarı ve ebyadu ve beyazdır. Bu cümlemiz de yine bir isim cümlesi çünkü levnu ismiyle başlamaktır. Başlamaktadır. Bu alıştırmadan şu öğrendiğimiz konuyu pekiştirmemiz mümkündür. Bede gibi şeribe gibi istekbele gibi edde gibi fiil ile başlayan cümleler Arapçada fiil cümlesi. Muhammedun gibi erkanu gibi el musafiru gibi eşkalu gibi el muslimu el amelu levnu gibi isimlerle başlayan isim ile başlayan cümlelerde Arapçada isim cümlesidir. Gelelim ikinci alıştırmamıza. Faniyen Havvil el cümletel ismiyete isim cümlesini çevirin ila cümletin fi'liye fiil cümlesine çevirin. İsim cümlesini fiil cümlesi yapacağız. Kemafin nemuvec örnekte olduğu gibi. Şimdi örneğimize bakalım. Hişamun Hişam sefera ilal Kuveyt. Kuveyt'e yolculuk yaptı. Sefera Hişamun ilel Kuveyt'i. Hişam Kuveyt'e yolculuk yaptı. İki anlamda aynı. Sadece birinci de isim cümlesi, ikinci de fiil cümlesi yapmışız. Bunun mantığı Arapçada çok basit aslında. Şöyle diyelim, eğer sizden gireceğimiz imtihanlarda ve sınavlarda Tıpkı bu ikinci alıştırmada olduğu gibi isim cümlesini fiil cümlesi yapmamız istenirse şunu yapacağız. Müptedamızı şu okla gösterdiğim müptedamızı alacağız. Fiil cümlemizin faili yapacağız. Şurada okla gösterdiğim gibi. Yani eskiden müptedaydı şimdi fail olacak. Mantık bu kadar basit. Ve tabii ki buna ek olarak İsim cümlesinde sefera ile başlayan o sefera fiilini alacağız. Cümlenin en başına getireceğiz. Çünkü bizden istediği fiil cümlesi yapmak. Fiil cümlesi olması için fiil en başa gelecek malumunuz. Şimdi deneyelim. Halidun istekrece cevaze seferi. Halid pasaportu cevaze sefer. Pasaportu çıkarttı. Ne yapacağız? Müptedayı ...fail yapacağız, fiili başa alacağız. Yani şu ikisi yer değiştirecek. İstehrece Halidun. Halidun İstehrece. İstehrece Halidun. Cümlenin geri kalanında oynamadan yazmaya devam. Halidun İstehrece yerine... ...İstehrece Halidun. Cümlenin geri kalanını kopyala, cevaze sefer. Bu kadar basit. El tabibetu bayan doktor... ...tefhasul maridate hastayı muayene ediyor. Tefhasu et tabibetu el maridate olacak. Şu mantığı kesinlikle unutmayalım. Müptada fail olacak ve fiil cümlenin en başına çekilecek. Bu iki önemli özelliği unutmadığınız sürece size verilen bütün isim cümlelerini rahatça fiil cümlesi yapabilirsiniz Allah'ın izniyle. Şimdi üçüncü örneğimize bakalım. Ezzairu ziyaretçi yeculu yani tur atıyor, dolanıyor. Nerede? Fi şevari al medine. Şehrin caddelerinde. Şevari caddeler. Şari i, şevari i, cemisi. Şehrin caddelerinde ziyaretçi dolanıyor. Ziyaretçi fail yapalım, fiili başa alalım. Yeculu ezzairu fi şevari al medineti olacak. Manzarul hadikati. Bahçenin güzelliği, manzarası yudkhilu giriyor alel kulubi surura. Yani girdiriyor, kalplere bir surur, bir sevinç, bir neşe girdiriyor. Ne yapacağız? fiile en başa alalım. Yudkhilu tamam zaten. Yudkhilu manzarul hadikati alel kulubi es surura olacak. El-estika'u arkadaşlar yakdune geçiriyorlar vakten saiden iyi vakit geçiriyorlar firrihleti yolculukta arkadaşlar yolculukta iyi vakit geçiriyorlar Yaqdune el estiqa'u vakten saiden firrihleti el la'ibu oyuncular şe'ara hissetti bitte'abi yorgunluk hissetti el la'ibu oyuncular şe'ara bitte'abi yorgunluk hissettiler ne Diyeceğiz Burada Şeara El La'ibu Bitte'abi Olacak El Bintu Kız Çocuğu Tehtemmu Önem Veriyor Özen Gösteriyor Biterti Bir Gurfeti Odasının Düzenine Özen Gösteriyor Ne Olacak Cümlemiz Tehtemmu El Bintu Biterti Bir Gurfeti Yuhibbu Ehi -eh Kardeşim Seviyor El Ezher Al Bedi'ate Yani Güzel Kokulu Çiçekleri Seviyor ehi <laughs> yuhibbu gerçi zaten bunu kendisi yapmış evet bu zaten fiil cümlesi kendisi yapmış bunu yanlış yazmış ne olacaktı bu ehi <laughs> yuhibbu olacaktı biz ama son versiyonunu bize zaten kendisi vermiş Radiyallahu <laughs> anhu diyelim Allah kendisinden razı olsun bunu ilk halinin ehi yuhibbu el ezher al bediate olduğunu son halinin de yuhibbu <laughs> ehi el ezhar el bediate olması gerektiğini zaten biz Allah'ın izniyle anladık. Gelelim salisen üçüncü alıştırmaya. Havvil el cümletel fi'liyete fiil cümlesini çevir ila cümletin ismiyetin isim cümlesine çevir. Şimdi biz az önce isim cümlesini fiil cümlesi yaparken müptedanın faile dönüştüğünü ve fiilin başa alındığını söylemiştik. Bu sefer de tam tersini yapacağız. Faili alacağız, müpteda yapacağız, fiili onun yanına getirip geri kalanları ardına yazacağız. Tekrar ediyorum. Faili alacağız, müpteda yapacağız, fiili yanına getireceğiz, haber o fiille başlayacak, geri kalan cümlenin teferruatını da o fiilin ardı sıra sıralayacağız. Bakalım. Vada'at ummi Annem koydu el azhara çiçekleri fi hucratil culusi oturma odasına koydu. Annem çiçekleri oturma odasına koydu. Ne diyeceğiz? Faili başa çekeceğiz müfteda olarak. Hop fail başa. Ummi. Fiil hemen yanına. Ummi vedaat geri kalanı yapıştır gitsin ya. Bu kadar basit. İşin mantığını bilince Arapçada bu konu o kadar basit bir konu ki. Ama maalesef bizlerin Sınavlarda bu tarz sorularda zorlandıklarını biliyorum. Bu da işin mantığını bilmediğimiz için. İnanın işin mantığını bilmezseniz içim, isim cümlesini fiil cümlesine çevirmek, fiil cümlesini de isim cümlesine çevirmek zordur Arapça'da. Ama işin mantığını bilmezsek. Şimdi diğer bize verdiği cümleleri de biz çevirelim bakalım. Yerkudu uyuyor. El maridu hasta alel firashi yatağın üzerinde uyuyor. Hop faili başa el maridu yerkudu alel firaş. Bu kadar basit ya. El maridu yerkudu alel firaşi. Rakibel musafiratu es seyyarete. Yolcu arabaya bindi. Hop fail en başa müpteda olarak el musafiru rakibe es seyyarete. Yani sizce zor mu? İşin mantığını bilince sizce zor mu acaba? Yorumlarda yazmanızı rica ediyorum. Yezuru Salahuddin Salaheddin, Salahuddin Salahuddin el-Medine'te şehri ziyaret ediyor Evvela merratin yani ilk kez ilk kez şehri ziyaret ediyor Salahuddin yezuru el-Medine'te evvela merratin Şeribe Abbasun Abbas içti asir al meyve suyu içti Abbas en başa müfteda olarak Abbasun şeribe asiral fevakihi rattebet düzenledi Aişe tu el gurfete Aişe odayı düzenledi Aişe tu rattebet el gurfete Aişe odayı düzenledi anlam aynı sadece birisinde meramımızı derdimizi isim cümlesiyle anlatıyoruz birisinde meramımızı fiil cümlesiyle anlatıyoruz Altıncı cümlemiz Ferihat Zeyneb'u Zeynep sevindi. Bi melabisi hel yeni elbiseleriyle sevindi. Hop Zeynep en başa Zeynep bu Ferihat bi melabisi hel cedide. Tudhilul ezheru çiçekler girdiriyor. Alal kulubi kalplere Esurura, es mutluluk sevinç neşe girdiriyor. Kim girdiriyor bunu çiçekler en başa müfteda. El ezheru Tudkhilu alal kulubi surura. Ve son örneğimiz yefrahul insanu. insan mutlu oluyor, seviniyor bi manzaril ezher. Çiçeklerin manzarasıyla. Çiçekleri seyretmekle insan mutlu oluyor. El insanu yefrahu bi manzaril ezher olacak cümlemizin son hali. Gelelim Rabi'an dördüncü alıştırmaya. Acaba şunu fark ettiniz mi? Yani bizim kanalımıza Yaklaşık 3 haftadır video atıyorum ve bütün videolarımı takip eden kardeşlerim şunu hissetmiş olabilirler. Ya hocam yıllardır çözemediğim alıştırma yani yıllardır çözmediğim kadar alıştırmayı şu 3 hafta içerisinde çözdük ya. İnanın ben de bunu hissediyorum. O kadar çok kitapta o kadar çok alıştırma çözdük ki Artık yani bize böyle birilerinin yani yeter ki alıştırma göstersinler Allah'ın izniyle. Ne alıştırması olduğunun bir önemi kalmadı bizim için. Getir çözeyim. O seviyedeyiz Allah'ın izniyle. Devam edelim. Ya şunu da diyebiliriz hocam ya biz daha işin başındayız bak kitaplarda kiminde 3 video kiminde 5 video kiminde 10 video izledik yani daha birinci ciltlerdeyiz. İkinci üçüncü ciltlerdeki alıştırmalar o zaman ne yapacağız acaba diye bir soru varsa aklımızda eğer düzenli çalışırsak işin hakkını verirsek bu işe gönlümüzü katarsak hangi kitaptaki hangi alıştırma gelirse gelsin o alıştırmanın konusunu öğrendikten sonra o alıştırma da bize çok kolay bir alıştırma gelecek Allah'ın izniyle. Dördüncü alıştırmamız Rattib kelimati kulli cümletin her cümlenin kelimelerini düzenle li cümleten fi'liye fiil cümlesi oluşması için kema finne muzec örnekte olduğu gibi yani bizden istediği şu diyor ki ben sana karışık kelimeler veriyorum sen bunları bir araya getir cümle oluştur ama dikkat et fiil cümlesi istiyorum senden o zaman ne yapacağız kelimelere şöyle bir bakacağız İlk olarak baktık İkinci olarak fiili yakalayacağız, en başa yazacağız. Çünkü bizden fiil cümlesi istedim. İkincisi sonu ötreyle biten kelimeyi yakalayacağız. Çünkü fail olabilir o. Onu da hemen fiilin peşi sıra getirdik. Sonrasında ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Bakalım. Fi <fî> el matar tehbitu et taira. Fiile en başa getirelim. Tehbitu iniyor. Et tu uçak fil matari. Hava alanına iniyor. Bu kadar basit. Suat el mustaşfa emsi zehebet ile. Ne yapacağız? Bir, fiili yakaladık. Zehebet. En başa. Ötre biten isim. Suat yakala ikinci sıraya. Zehebet suadu ilal mustaşfa emsi. Zeynep Suat dün hastaneye gitti. Zehebet suadu ilal mustaşfa emsi. İkinci cümle. El menzile iştera el amel madi ebi. İştera satın aldı. Ebi babam el menzile ev el amel madi geçen sene. Babam geçen sene ev aldı. Ya hocam burada merfu isim göremedik biz. Hani fiilden sonra merfu isimi çekiyorduk ya. İşte Ebi ismi. Bakın bu Ebi'ye dikkat edin. Arapça'da esma-u sitte'den altı isimden biridir Ebi. Ve nasıl merfudur? Mahallen merfu. Neden? Çünkü yanına şu gördüğünüz mütekellim yası ilişmiştir. Mütekellim yası iliştiği için e bu mecburen ebi olmuştur. Hani y kesreyi çeker ya Arapçada bu yüzden şu beynin üzerinde takdiri yani mahallen merfudur ebi. Yine merfu bir isimdir. Ne dedik? Fiilden sonra merfu ismi yakalayacağız. Bu cümleyi bir daha yapalım. İştera ebi el menzile el amel madim ellezizete ekeltu es ekel ekeltu yedim bu kendi içinde fiil de fail de kendi içinde ekeltu yedim es meyve, meyve ellezizete lezziz meyve yedim daha doğrusu meyveler es-simara meyve es meyveler lezziz meyveler yedim el filippin zuhran sadiqi ademin ade döndü fiilen başa kim sadiqi arkadaşım Ebi için söylediğimiz sadıkı için de geçerli. Bunu inşallah ilerleyen derslerimizde mütekellim yazın mütekellim yazına muzaf olan ismin irabı konusunda göreceğiz. Yani bir isim mütekellim yazına muzaf olursa nasıl bir çile çekiyor Arapçada bunu kısmet olursa beraber işleyeceğiz. Ade sadıkı arkadaşım döndü min Filipin Filipinlerden Zuhran öğlenleyin. Yunus bi yehtemmu amelihi. Yehtemmu Yunus'u bi amelihi. Yunus işine önem veriyor. Yehtemmu Yunus'u bi amelihi. Eşşite el melabise fi sufiyye... nelbesu. Nelbesu giyiyoruz. Nelbesu giyiyoruz. El melabise sufiyyete fişşite. El melabise sufiyyete fişşitâ'i. Bir daha bu cümlemizi tekrar edelim. Nelbesu giyiyoruz. El melâbise sufiyete yünlü. Es sufiyete yünlü elbiseler giyiyoruz. Ne zaman? Fişşitâ'i kışın. Kışın yünlü elbiseler giriyor, giyiyoruz. Ne huzu alıyoruz. Ne, -huzu alıyoruz. ne huzu alıyoruz neyi? El -itra yani güzel koku alıyoruz. Minel ezher çiçeklerden. Ne huzunun içinde de fiil faili var. Ne huzunun içerisinde. Müsteaceleten, risaleten erseltu. Erseltu ben gönderdim. Ne gönderdim? Risaleten bir mektup ama nasıl bir mektup? Müsteaceleten, acil. Acil bir mektup gönderdim. El-Hindi fi yezravu el-Qutna el-Fella. Fiil en başa çekeceğiz. Yezra'u merfu ismi getireceğiz. Yezra'ul fellahu çiftçi ekiyor. El kutne pamuk fil hindi Hindistan'da. Diğer cümlemize bakalım. 10. cümlemize. El ezhara li enne uhibbu itratun revaihaha. Uhibbu seviyorum. Uhibbu seviyorum? Neyi seviyorum? Uhibbul <laughs> ezhara çiçekleri seviyorum. Neden? Li enne çünkü ravaihaha onların kokuları atiratun güzel kokuludur. Uhibbul ezhara li enne ravaihaha atiratun. Gelelim 5. <beşinci> alıştırmaya. Hati cümlen fi'liye fi'liyeten fiil cümleleri getirin. Kemafin <laughs> muzec örnekte olduğu gibi. Yani burada bize vada'a koydu fiilini, feteha açtı fiilini, halaka yarattı fiilini, be'a sattı, fehime anladı, eykaze kazede muhtemelen uyandırdı fiilini bize vermiş. Biz ne yapacağız? Cümleler kuracağız. Vada'a musafiru el hakibete yolcu çantayı koydu. Feteha Muhammedun el Muhammed kapıyı açtı. Halakallahu <laughs> nase Allahu Teala insanı yarattı. B attaciru el tüccar pamuk sattı. Fehime tilmizun fehime et tilmizu öğrenci derse anladı. E kaza Muhammedun sadiqahu Muhammed arkadaşını uyandırdı. Bu kadar basit. Ben tabii ki aklıma gelenleri söyledim. Sizler de kendi zihin dünyanızda bu fiilleri kullanarak istediğiniz fiil cümlelerini yazabilirsiniz. Lakin fiili en başa getirmeyi unutmayacağız. Geldik 6. ve kolay bir alıştırmaya. Hati cümelen ismi yeten isim cümleleri getirin. Kemafun nemi veç örnekte olduğu gibi. Bu kolay bir alıştırma. El hadikatü bahçe ve geniştir. El fellahu çiftçi neşitun çalışkandır ya da müçtehidun çalışkandır. El itru koku cemilun güzeldir. Koku güzeldir. El cemelu deve seriun hızlıdır. Deve hızlıdır. El ravahihu kokular cemiletun güzeldirler. El ravahihu kokular güzeldirler. El fevâidun, faydalar el fevaidu faydalar kesirune çok turular, ya da kesiratun çok turular. el fevaidu kesiratun faydalar çok turular. el manzaru manzara murihun rahattır ya da cemilun güzeldir ya da mahbubun sevilendir İstediğinizi buraya haber olarak yazabilirsiniz getirdiğiniz ismin sonunun ötreli olması gerektiğini kesinlikle unutmayacağız geldik yedinci alıştırmaya ve maalesef bu dersimizin son alıştırması. Yani video kaydı hiç bitmesin. Saatlerce alıştırma çözelim hissiyatı sizin gibi bende de var ama yeni kitaplar, yeni videolar, bambaşka tatlar ve lezzetler almak için bu dersimiz bitmeli ki yeni dersler, yeni videolarda tekrar karşınıza gelebileyim. Sabian 7. alıştırma beyin açıkla. Beyin açıkla. Nev'a çeşidini kulli cümletin minel cümelilleti tehtehe hattun fi ye'eti gelen altı çizili olan cümlelerden her bir cümlenin çeşidini açıkla ve uzkuri sebebe ve sebebini söyle bakalım el emtaru yağmurlar tenzilu yağıyor ala cüz'in kebirin yani büyük bir bölümüne minel memleketel arabiyeti suudiyeti suudi arabistan memleketinde fişşitayi kış mevsiminde yani yağmurların büyük bir bölümü suudi arabistan memleketine kış mevsiminde yağıyor fe yezra'ul fellahune çiftçiler ekiyorlar el kamha buğday ekiyorlar ve zurate buğday ekiyorlar ve zurate mısır ekiyorlar ve tamatime domates ekiyorlar ve hıyara salatalık ekiyorlar ve gayre heve bunun dışında başka şeyler ekiyorlar. Ve kad kametil memleketu memleket kamet başladı bi ziraatil fevakihi meyve ekmeye el muhtelifetil enva farklı çeşitlerde meyveler eklem, ekmeye de başladı. Buradaki memleketten kasıt memleketul Arabiyetu Suudiye. Suudi Arabistan memleketi farklı çeşitlerde meyve ekmeye de ya da meyve yetiştirmeye de başladı. Böyle kısa bir parça. Peki şimdi ne yapacağız? Altı çizili cümlelere bakalım. Birincisi el emtaru tenzilu. İkincisi feyezraul fellaune. Üçüncüsü de kametil memleketu. Bunların üçü de Arapça'da fiil cümlesidir. Yani, elemtaru isim cümlesi. Elemtaru tenzilu isim cümlesi. Yezraul ne fiil cümlesi. Kametil memleketu fiil cümlesidir Arapçada. Evet böylelikle gerçekten çok fazla zevk aldığım güzel bir dersi sizinle beraber inşallah geride bıraktık. Kısmet olursa diğer nice 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 videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.